13 Kasım günlük burç yorumumuza hoş geldiniz değerli takipçi. Şöyle bir haritaya günlük burç yorumu hemen hazırladım. Değerli koç burçları, ani ve sert gün geçireceksiniz. Bazı kayıplar, bazı riskler yaşayabilirsiniz. O yüzden zamana ayak uydurarak, analiz yaparak doğru çözümler, doğru evrelere geçiş yapabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bir de özel hayatınızla alakalı fevri sözler, fevri davranışlardan uzak durmanız gerekiyor. Şöyle bir durum da var. Uzun süredir hayal ettiğiniz ve almak istediğiniz bir birikiminiz var. Yapayım mı? Cesaret edin artık yapın. Değerli boğa burçları, güven arayışı içerisinde sizi zorlayacak ve ruhunuzu yoracak insanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmanız gerekiyor. Çünkü işte de bazı kaoslar ve gerginlikler yaşıyorsunuz. Bu ara tutkunuz, heyecanınız daha ön planda olacak ve hayatınızda yapmak istediğiniz büyük projeleriniz var ve aşkla, sevgiyle sarılmak istediğiniz bir kişiyi bütünleşmek istiyorsunuz. Parasal anlamda da biraz stresli ve gergin bir nokta. Böyle her şeyi isteyip yapamamak var ya, yani siz sanki birçok şeyi isteyip yapamamak arasında kalacaksınız. O yüzden dikkatli olun. Değerli ikizler burcu, geçmişinizle, geçmiş ilişkileriniz birçok insandan iletişim, mesaj alabilir. Geçmişle alakalı gelecekle ilgili yaşadığınız arasında, iç oyun arasında kalırız ya, lütfen bu geçmişi oyununuzu bozun. Yepyeni bir enerjiye girmeniz size çok keyif verecek. Hatta işinizle alakalı da beklediğiniz güzel bir öğleden sonra ve keyifli akşamüstü de size dinlenmek için güzel zaman ayıracağınız bir nokta. Günün tadını kaliteli geçirin istiyorum. Değerli yengeç burçları, bulunduğunuz alanda çok yalnız olmak isteyebilir. Oldukça yorulmuş, kendinizi mutsuz, özellikle dosyalar, evraklar, gün içerisinde bunlarla boğuşurken kendinizle alakalı yaşadığınız, ben ne yapıyorum diyeceğiniz bir nokta. Hatta kimliğinizi sorgulama, ben değerli miyim, değersiz miyim diye böyle kendinizle mücadele edeceksiniz. Saat 5-6 gibi daha dingin bir enerjiyle, koşturan bir akşam ve akşamüstü böyle güzel bir yemekle kendinize geleceksiniz. Sevgilinizle iletişim güzel ve sakin geçecek ama sizin kafanızdaki düşünceler istediğiniz gibi olmadığı için devamlı tartışmalara açık olabilir, canınızı sıkabilirsiniz. Sakin olmanızı öneriyorum. Değerli aslan burçları, duygularınız bitmiyor. Ailenizle alakalı düşünceleriniz, ilişkinizle alakalı düşünceleriniz, onlara ne kadar önem verdiniz, ne kadar değerli olduğunu gösterseniz de onların sizi, hatırınızı değer görmemesiyle ilgili öfkeniz ortaya çıkabilir. Bu aynı şekilde iş çevrenizde de yaptığınız iyiliklerin karşılığı bu olmayacak. Gün içerisinde bunları tekrar edeceksiniz kendi evrenizde. Ama güzel bir güne uyanırken stres, o yaşadığınız olayların stresi işinize de yansıyacak. Aynı şekilde aşk hayatınızda da karşı tarafın tutumundan çok rahatsız, telefonda böyle sertleşme, konuşmada sert iletişim olacak. Sakin ve anlayışlı olmanızı ve olayları çok fazla büyütmemenizi öneriyorum değerli aslanlar. Değerli başak burçları, çevrenizdeki insanlara mesafe koyma kararı verdiniz. Onlara yaptığınız iyilik karşılığı çok şımarıyorlar ve onların şımarması yüzünden başıma olmadık olaylar açıyorum. Artık sebebini bildiğiniz, bilmediğiniz her şeyi dostlarınızla, çevrenizdeki insanları suçlayacaksınız. O yüzden de işte de aynı enerjide olacaksınız. Eleştirilere açık olmayı öğrenirseniz, eleştirileri de yapmaya hazır olmanız gerekiyor. Çünkü siz eleştiri yapmaktan çok kaçmayı tercih ediyorsunuz. Aşk konusunda da karşı tarafın sevgisini sorguluyorsunuz. Bence bir sevgi, kendinizi sorgula. Gün içerisinde bu sevgiyi sorgulayın. Çünkü siz fazlasını istiyorsunuz. Karşı taraf rahat. Siz daha disiplinlisiniz. Bu yüzden ilişkide zorsun canım benim. Değerli terazi burçları, saygı ve sevgi içerisinde çok önemli bir güne imza atacaksınız. Duygularınızı sözlerinizi gözden geçireceksiniz. Tane tane konuşacaksınız. İşinizle alakalı belli şeyleri kabul edip güzel yenilikler katacağınız bir gün içerisi. Ama iş seyahati ve yolculuk seyahatinizle ilgili ani kararlar sizi yıpratabilir. Yerinizde bir değişim sizi huysuzluğa geçirebilir. Bu yüzden yer değişimi sizin canınızı sıkabilir. İlişki konusunda da saygılı ve seviyeli bir dönem istiyorsunuz. Hatta karşı tarafın size değer verdiğine dair bir hediye beklentiniz var. Siz adım atın, o size hediyenizi verecek. Değerli akrep burçları, düşünmeden hareket edeceğiniz bir gün. Zararlı çıkabilirsiniz. Yanlış yaptığınız şeyleri başka tarafa doğruymuş gibi ifade edebilir. Onların görüşlerine saygı duymayacağınız bir gün içerisinde, hatta patronunuzu, yöneticinizi, çalışan
insanları eleştireceğiniz gün içerisinde. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Bir ayaklarımı uzatayım, sahil kenarında oturacağı ama hatalar yapıp zararlı ses çıkabilirsiniz gün içerisinde. Hatta göze batabilirsiniz. Dikkat! İlişki konusunuzda da karşı tarafla ilgili iletişimi kesme kararı içerisinde olan akrepler, sakin ol, uzun süre sevgisiz yapamazsın. İnsanın kokusuna, insanın koku değerine önem veriyorsun. Değerli kokunu kaybetme, sonra çok mutsuz olursun. Gün içerisinde terk edeceğim laflarını çok duyacaksınız kendi içinizde. Değerli yaylar, ruhunuz çıkışmış, öfkeniz patlamak üzere, ruhunuzu iyileştirmek için spor yapın, bol bol yoga, meditasyon, derin derin nefes alın. Çünkü aynı evreyi iş yerinizdeki insanlara da tırnaklarınızı gösterdiğiniz bir noktadasınız. Bu da sizi gayet yorucu olacak. Bol bol derin derin nefes alın, ruhunuzu iyileştirin, enerjinizi iyileştirin. Çünkü size küçük küçük paralar mutlu edecek. Bol alışveriş yapıp cebinize zarar verebilirsiniz. Özellikle öğleden sonra alışveriş ruhunuz. Devamlı internetten araştıracaksınız. Bu ara ceket, pantolon, ayakkabı merakınız daha ön planda. Fazla abartmayın, cebinize zarar gelsin istemiyorum. Özellikle evli olanlarda da gereksiz tartışmalara açıksınız. Mesajlarda sert mesaj yazışmalar gün içerisinde olacak. Sakin olun. Değerli oğlak burçları, sorunları çözmek için aracı insanları devreye, hatta hassas noktaları dengeleyeceğiniz, başka saygı duyacağınız insanlarla iletişiminiz daha ön planda olacak. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim, olumlu yansımalar yaşayacaksınız. Ne kadar sert geçse de sonu siz öyle, özellikle 11 ve 14 arası çok güleceğiniz, eğleneceğiniz, hatta size uzun süredir gülmediğinizi savunan insanlar mutlu oluşunuzu takdir edecek. Yeni bir iş beklentiniz varsa olumluluklar içerisinde konuşmalar gün içerisinde yaşayacaksınız. Ama akşamüstü hemen yorganın altına geçeyim, kimse duymasın, çok yorgunum enerjisi, ama sevgilinizle güzel bir sohbet, yemek yemek size şifa gibi gelecek. Ayrılanlar için de güzel bir iletişim ve enerjinize iyi gelecek. Değerli kova burçları, bütün gün sevgilinizle vakit geçirip onunla bol bol koklaşmak, öpüşmek, vakit geçirmek, sinemaya gitmek, eğlenceli ruhunuzu gün içerisinde yansıtacaksınız. Ama bir yandan da çok yorgunum, evde mi olsak diye. Günün 12-1'e kadar yatma enerjiniz çalışanlar için çok yoğun. Birden sonra kendinizi dışarıda bulacaksınız, çok eğleneceğiz. Hatta akşama çok eğlenceli bir vakit geçireceksiniz. Ama şöyle bir şey, kıskançlıklar tavan yapacak. Böyle ilişkinizi kollamaya, kendinize ait ve sağlam benim diye insanlara bir gösteriş yapacaksınız. Bu canınız sıkmasın. Çünkü hayatınızdaki kişi sizi bırakmayı düşünmüyor. Sadece ilgisiz tavırları sizi yıpratıyor olabilir. Değerli balık burçları, çevrenizdeki iletişimde problemler yaşayabilir. Alınganlık fazlasıyla ön planda olacak. Arkadaşlarınızla alakalı yaşayacağınız ve gün içerisinde oluşturacağınız işlerle ilgili hedef noktası çok fazla konuşacağınız, bencil girişimlere girebilir. Başkalarına suç atıp onları suçlayabilirsiniz. Ama çalışanlar için de hem keyifli hem güzel geçecek. Evde olanlar için de keyifli bir hijyen temizliği, evdeki her şeyi indirme dönemi, biraz stresli, biraz alıngan, biraz hijyenik, güzel bir hafta, gün sizi bekliyor. Bir de ailenizde nazlanma, büyüklerinizde bir sağlık nazlanması söz konusu olacak. Bu biraz sizi yıpratabilir diyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun.